Bu konsepte ChatGPT'ye birinin hayat hikayesini yazıyorum. O yazıyor ve ben o metinden okuyarak üstüne de yorum yaparak size paylaşıyorum. Julian Paul Assange, Townsville, Avustralya'da doğdu ve gençlik yıllarında bir bilgisayar korsanı olarak dikkat çekti. 1991'de ilk büyük hack olayıyla suçlandı ve o dönemde bu olay hakkında mahkemede savunma yaparken yetenekli bir savunma avukatı olarak kendini kanıtladı. Bu deneyim Julian'ın adalet ve ifade özgürlüğü konularına olan ilgisini artırdı. Assange 2006 yılında WikiLeaks'i kurdu. WikiLeaks, gizli belgeleri ve verileri yayınlamak amacıyla kurulan bir internet tabanlı platformdu. Assange, WikiLeaks aracılığıyla dünya çapında büyük çaplı ifşa olaylarına liderlik etti ve devlet sırlarını ifşa ederek kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştı. En ünlü ifşa olaylarından biri, 2010 yılında ABD ordusunun Irak ve Afganistan savaşları sırasında işlediği savaş suçlarını ortaya çıkaran Collateral Murder adlı videoyu yayınlanmasıdır. Yani Assange zaten gençliğinden beri hackleme ile ve bu konularda ifade özgürlüğü hususunda politik olarak zaten aktif biriydi ve 2006 yılında bir fikir olarak WikiLeaks'i kuruyorlar. WikiLeaks'in konsepti de şu: eğer toplumun bilmesini istediğiniz gizli ancak önemli olan paylaşılması gereken fakat paylaşamadığınız, çünkü paylaşırsanız başınızın tehlikeye gireceği belgeleri WikiLeaks üzerinden paylaşabiliyordunuz. Oradan herkes ulaşabiliyordu. Konsept buydu, fikir buydu. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinden çok açık bir şekilde, yani Amerikan askerlerinin sivillere nasıl davrandığını açık açık gösteren birkaç video yayınlandı o WikiLeaks sitesinde ve asıl yaygarayı aslında bu başlatmış oldu. Ancak 2010 yılında Assange, İsveç'te cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Kendisini bu suçlamalardan savunmak amacıyla İsveç'e teslim olmadan önce Birleşik Krallığa sığındı. Assange'ın tutuklanma ve iade süreci uluslararası hukuki tartışmalara ve destekçileri arasında ayrılıklara yol açtı. 2012 yılında Assange, Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığındı ve 7 yıl boyunca orada yaşadı. Büyükelçilikte yaşadığı süre boyunca Ekvador vatandaşı olarak kabul edildi ve İngiliz makamlarının tutuklamasından kaçındı. 2010 yılında tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki yaptığı savaş suçları üzerine bu videolar yayınlandıktan sonra kendisi İsveç'teyken bir, yani, iftira atılıyor cinsel saldırıyla alakalı, bir temeli vesaire yok. Ve bu bahaneyle birlikte bütün Avrupa Birliği'nde kendisi hakkında arama kararı veriliyor. Assange Birleşik Krallığa sığınıyor ve Birleşik Krallık'ta da tabii tekrardan tutuklanıp iade edileceği, yani bu bahaneyle içeri atılacağını bildiği için Ekvador Büyükelçiliğine, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğine sığınıyor. Tabii büyükelçilik bir ülkenin içerisinde o ülkenin başka bir toprağı olarak kabul ediyor. Yani o büyükelçilik hangi ülkenin büyükelçiliği ise sanki o ülkenin toprağıymış gibi bakıldığı için İngiliz polisi de Ekvador Büyükelçiliği'nin içerisine girip kendisini tutuklayamıyor ve 7 yıl boyunca bunu kullanarak elçilik binasının içerisinde yaşıyor Julian Assange. Julian Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşadığı süre boyunca WikiLeaks'in etkinliği devam etti ve birçok önemli belge yayınlandı. Ancak Assange'ın sığınma hakkını sürdürmek için çabaladığı dönemde sağlık sorunları da yaşadığı biliniyor. Nihayetinde 2019 yılında Ekvador hükümeti Assange'ı büyükelçilikten çıkarmak için bir dizi diplomatik girişimde bulundu ve Assange'ı İngiliz yetkililere teslim etti. Tabii bunun sebebi de Ekvador'daki iktidar değişikliği. Yani Ekvador'da başka bir parti iktidarı geliyor ve bunun da üzerine aslında WikiLeaks'te Ekvador'daki yeni gelen iktidarın da hoşuna gitmeyecek. Onların da yani yaptığı şeyleri ortaya çıkartacak bir belgeler paylaşılınca Ekvador'da, yani, en sonunda Assange'ı atıyor. Assange İngiltere'de tutuklandıktan sonra hukuki süreç başladı ve ABD tarafından casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. ABD, Assange'ın Amerikan askeri belgelerini ifşa etmekle suçluyor ve ona karşı ceza davası açmayı planlıyor.
2021 yılında İngiliz mahkemesi Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Ancak bu karar Assange'ın destekçileri arasında eleştirilere yol açtı ve insan hakları grupları ifade özgürlüğü konularında endişelerini dile getirdi. Burada şöyle de bir olay var ki aslına bakarsanız Amerika'nın Assange'ı casuslukla suçlaması çok ilginç bir şey. Çünkü Assange aslında casusluk yapmıyor. Assange sadece WikiLeaks dediğimiz siteyi var ediyor ve bu siteye başka insanlar kendi ellerindeki belgeleri yüklüyor. Yani herhangi başka bir siteye suç olabilecek bir belgeyi yüklediğinizde veya Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli belgelerini yüklediğinizde o sitenin sahibini bu yüzden sorumlu tutabiliyor musunuz? Yani o yüzden Assange'ın hususunda farklı bir şey var. Dolayısıyla özellikle bunun da absürtlüğüyle birlikte ifade özgürlüğü konusunda Assange bir sembol haline gelmiş biri artık. Julian Assange'ın hayat hikayesi, ifşa gazeteciliği ve internet özgürlüğü konularında büyük bir etki yaratmış bir figürdür. Bazıları Assange'ı kahraman olarak görürken diğerleri ise onun hukuki sorunlarının sınırlarını ve ifşa etme yöntemlerini sorgulamaktadır. Assange'in hikayesi, ifşa gazeteciliği ile hükümetlerin gizli bilgilerin yayılmasına karşı tutumu arasındaki gerilimi ve çelişkileri gözler önüne sermektedir.